Efendim yeniden birlikteyiz Medya Mahallesi'nde. Ankara ayakta demiştim iki nedenle. Bir S-400'lerin ilk parti malzemeleri geldi diye bir işte siyaset sahnesi şöyle bir trafik hızlandı konuşuyor. Sadece siyaseti değil ekonomiyi de ilgilendiriyor. Ekonomide gözler şimdi kriz patlar mı peki? S-400 gelince Amerikan yaptırımı nasıl başımıza patlar diye merak ediyor. Bakın Sözcü gazetesinden aldım. S-400 ilk parti haberi üzerine doların başına gelenleri görelim. Arkadaşlar doları. Bakın görüyor musunuz? Sabahleyin haber geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Tak 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 başladı havai fişek gibi dolar yükselmeye. Umarız burada kalır. Zaten iktidar habire dolar satıyor, dolar arz ediyor. Daha fazla düşürmemek için ama Merkez Bankası'ndaki zaten değişiklik faizde bir düşüş olacak beklentisi doları ateşlemeye hazırdı. Bir de S-400'ler aldı başını gidiyor. Amerikan yaptırımı olsa olsa ötelenebilir deniyor. Çünkü Trump'ın eli kolu da bağlı. Kongre hem temsilciler meclisi hem de senatoda aldığı kararlarla yanı sıra Pentagon bütçesine konulan şerhlerle zaten Trump'ı aşan bir durum söz konusu. Siz iktisatçısınız aynı zamanda, ODTÜ'de iktisat okudunuz. Evet. Bir iktisatçı gözüyle bizi kısa vadede ne bekliyor olabilir, ne dersiniz? Çok kısacık konuşmak gerekirse. Elbette, yani bir kere bu Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması konusuyla da ilişkilendirerek söyleyeyim. Çünkü tarihte ilkler yaşanılıyor. 1931'den bu yana ilk kez Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor. O kadar mı? Evet. Hani istifa edenler oldu. İstifa ettirilenler de oldu. Ama görevden alma ilk kez yaşanılıyor. Ve bunun elbette ki uluslararası piyasada da bir karşılığı var. İşte bu yüzden Türkiye borçlanma maliyeti bu kadar yüksek olan bir ülke konumunda. Ve siz bir yabancı yatırımcı olsanız bir ülkeye yatırım yapmadan önce neye bakarsınız? O ülkede hukukun üstünlüğü var mı? O ülkede güçler ayrılığı ilkesi var mı? O ülkede hesap verebilirlik, şeffaflık var mı? Yani ben eşit koşullarda o ülke piyasasına girdiğimde rekabet edebilecek miyim? Yoksa sarayın müteahhitlerine mi iş verilecek? Saraya yakın olan firmalara mı iş verilecek? Bunu sorgularsınız. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda zaten yabancı sermaye kaçışı var. Yatırımlarda ciddi anlamda bir azalma var. Geleceği görememe, geleceksizlik kaygısı iş dünyası üzerinde çok olumsuz etkileri var. Bürokraside imza yetkisi özellikle bu seçimler döneminde oldukça kısıtlı hale geldi. Yani birçok bürokrat imza atmaya çekinir hale geldi. Böylesine hegemonik bir yapıda, böylesine her şeyin tek bir kişi tarafından idare edildiği bir yapıda tabii doğal olarak ekonomi açısından da çok endişeli günler bekliyor bizi. Ve dediğim gibi tuhaf bir durum. Acaba hakikaten Trump'a güvenerek mi adım atıyorlar? Ben bilemiyorum. Ya da dönülmez bir yola mı girdiler? Ya da şunu mu bize söyleyecekler? Evet geldi. Nokta. Aktive edildi mi edilmedi mi biz bilmeyeceğiz. Ama Amerika'ya belki söylenecek. Denecek ki geldi ama aktive etmiyoruz. Kutuyu açmıyoruz sandığı diyecekler belki. Bunu da bilmiyoruz. Yani dış politikada en temel unsur bir samimiyet, iki tutarlılıktır. Hatta hep denilir ki ülkelerin hükümetleri değişse bile dış politika ve eğitim politikası asla değişmez. Şimdi az önce reklam öncesinde mesela Uygur Türklerinden bahsettiniz. AKP de sürekli Uygur Türklerin arkasındayız diyor. Ama baktığınızda Birleşmiş Milletler'in 22 ülkesini imza attığı bir kınama metninin altına imza atmıyor. Gene baktığınızda geçen yıl Aralık ayındaydı yanılmıyorsam meclise bir önerge veriliyor. Doğu Türkmenistan'daki Çin zulmünün araştırılması için ve bu önerge AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. Yani bakın, bu ne Periz, bu ne Lağın oturuşusu diyorum. Karar gazetesi bunu manşetine aldı. İşte ümmetin hali diye. Bakın birkaç ülke koyacağım. Çin'i Doğu Türkistan konusunda sert bir biçimde uyaran metine imza atanlar. Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya,
İzlanda, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık yani İngiltere, Avusturya, İrlanda, İspanya. 22 ülke arasında tek bir İslam ülkesi yok. Türkiye hiç yok. Peki hani neydi o kadar yıllarca gidildi, orada gözyaşları döküldü, burada politika malzemesi yapıldı. Şimdi Erdoğan G20 zirvesi için Japonya'ya gitmişti ya, evet. Osaka'ya. Oradan dönüşte, Türkiye dönmeden önce Çin Cumhurbaşkanı'yla, Çin'e gitti. Çin Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Orada da bir gazeteye, Global Times diye İngilizce yayın yapan, Çince olarak da Hung Shibo gazetesine bir makale yazdı, bir görüşlerini anlattı. Orada çok çarpıcı bir şey söylüyor Erdoğan. Diyor ki, dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz. Barış konusunda bakın. Evet. Aynı vizyondayız diyor. Evet. Çin Devlet Başkanı, değerli dostum Sayın Xi Jinping ile bu kastettiği mesele, tam böyle söylemiyorum ama bunu kastederek söylediği için parantez içinde verdim. Uygur Türkleri konusunda karşılıklı hassasiyetleri dikkate alarak çözüm bulabileceğimize inanıyorum diyor. Şimdi gerçekten kimi kandırıyorlar? Şimdi tabii seçilmiş bir takım gazetecilerle dünyanın gözünü boyamak amacıyla yapılan bir takım geziler oldu o bölgeye. Ama sonuçta ortada bir takım gerçekler var. Uygulanan bir zulüm var. Aylin Nazlı Akan. Şimdi S-400'ler meselesi yüzünden Amerika ile zaten çok ciddi bir gerilim var. Hı-hı. Yaptırım söz konusu. Yanı sıra hem Amerika'dan hem AB ülkelerinden bu Kıbrıs açıklarındaki sondaj araştırmaları nedeniyle çok ciddi uyarılar var. Hatta AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören bir taslak bile yazıldığı ve önümüzdeki günlerde AB Dışişleri Bakanlığı'nın onayına sunulacağı, dün söyleyeyim, sıcak haber olarak vermişim zaten, ortaya çıktı. Önce şunu söyleyeyim, bakın Avrupa Birliği diyor, eğer diyor gider orada diyor şey yaparsan, sondaja devam edersen sana ağır yaptırımlar, hem siyasi hem ekonomik yaptırımlar uygularım diyor. Cumhuriyet bunu Akdeniz kıskacı olarak vermiş. En ağır biçimde veren Sözcü Gazetesi olmuş. Arkadaşlar ben tek tek gösteririm. Hızlı gidelim. Sözcü Gazetesi hadi oradan Avrupa diye vermiş. Biraz fazla bir milliyetçi reaksiyon. Bana göre, özür dilerim, bana göre biraz fazla milliyetçi reaksiyonla hadi oradan Avrupa demiş. Avrupa'nın hadi oradan deseniz ne oluyor? Önümde. Yeni Çağ Gazetesi AB'den Türkiye için sondaj yaptırımı diye haber başlığı olarak, yani verilmesi gereken başlık bence bu olduğu için söyledim, yapmış. Şimdi bakın, böyle bir konuda iktidara sopa sallanıyor ya, yandaş medyanın da ne yapması lazım? Bu haberi de görmesi lazım değil mi? Bayağı tepkiyle. Yok. Şimdi burada masada yok galiba, gösterebilirsin. Sabah gazetesinde, ha varmış önümde. Sabah gazetesinde bakın, 3 kere baktım. Birinci sayfada yok. İkinci sayfada varsa da artık o kadar uğraşmadım, sabah sabah uğraşamayacağım dedim. Birinci sayfada yok. Uzatmayayım, zamanınızı almayayım, bir de reklamlarını yapmayayım. Star gazetesinde yok, Yeni Şafak'ta yok, onda yok, bunda yok. Yandaş medya bunu görmüyor. Yani ne şeyi görmüşler, Uygur Türklerini görmüşler, bu 22 ülkenin Uygur Türkleri konusunda Çin'e verdiği ultimatom gibi uyarıyı görmüşler, ne de bize yapılan uyarıyı görmüşler. Şimdi buradan hem Türkiye'de kamuoyunu AB'ye karşı, ABD'ye karşı kışkırtmamak, bir yandan da Çin'le iyi geçinip eğer batıdan darbe yaptırım yersek oraya yönelmek gibi, adına strateji diyebilir miyiz bilmiyorum, bir tuhaf tablo karşısındayız bence. Ne dersiniz, siz nasıl yorumladınız bunu? Şimdi tabii Türkiye'nin asıl sahip olması gereken duruş,
öz gücüyle, öz varlığıyla diğer ülkelerin ona yanaşmasını sağlayacak bir siyasi duruş olmalı. Hani İnönü'nün meşhur lafı var ya, yeni bir dünya kurulur, hı hı. Türkiye'de o dünyada yerini alır diye. Dolayısıyla Türkiye hassas dengeleri gözeterek oraya yaranayım, burayla da arayı kötü tutmayayım, şuradan bir ambargo yersem bu tarafa yanaşayım yaklaşımından çıkıp kendi gücüyle, hem ekonomik hem siyasal hem kültürel gücüyle var olabilmeli. Ama tabii içinde bulunduğumuz süreçte hakikaten terazide ciddi bir takım denge bozuklukları var. Bunu her alanda görüyoruz. Çok, ama başımız dönmüş gibi, yani daha doğrusu iktidarın başı dönmüş gibi. Yani soluna baksa problem, haritayı gözünüzün önüne getirin. AB, daha ileride Amerika. Yukarıda Rusya. Rusya da bizi sondaj konusunda uyardı. Sadece şey değil. Rusya ile zaten epeydir yazılıp söylenmiyor. Suriye'de aramız hiç iyi değil. Hiç iyi değil İdlib konusunda. Dönüyorsunuz Çin'le iyi geçinmek için. Uygur Türklerini feda etmek gerekiyor demişler belli ki. O da feda etmiş belli ki. Ya şimdi bu bir strateji mi? Bu bir yol haritası mı? Bu ne? Bu bir kaybolmuşluk aslında. Hı. Yani yurtta sulh, cihanda sulhten, şimdi yurtta ödün, cihanda ödün gibi bir noktaya doğru gidiyoruz maalesef. Doğru. Umarım doğru. Toparlanır her şey, ama tabii ki biz güçlü bir Türkiye istiyoruz. Onun için de diğer ülkelerin bize parmak sallamasına göre tavır alan değil, öz gücüyle dediğim gibi diğer ülkelerin saygı duyduğu bir ülke konumuna tekrar gelmek istiyoruz. Böyle bambaşka şovlarıyla falan bu işler olmuyor. Evet. O dış politika öyle şovla falan yürümüyor. Hakikaten tekrar, hassas dengeler Ankara'ya gideceğiz. Ben bir kez daha sözünüzü balla keseceğim. Şimdi İstanbullular değil, sadece Ankaralılar galiba, zaten bütün Türkiye, çok sevdiğim İmamoğlu'nu. Ankara'da neredeyse bir gündüz mitingi yaşanıyor CHP önünde. İmamoğlu da hitap edecek. Oraya gidiyoruz. Biz burada konuşurken CHP'de moraller yüksek. Evet. Bir seferberlik dönemi dedi. 23 Haziran'da bitecek bir dönem değil elbette bu. Siz Aylin Nazlıak'a bir ara CHP ile koptunuz, bir şeyler oldu. Tekrar CHP'de görüyorum bir sıcak dostluk havası içinde. Aralar nasıl? Aslında hiçbir zaman kopmadım. Hatta ta göbeğindeydim CHP'nin diyebilirim. Dolayısıyla iş sadece resmi bir boyutta kalmıştı. Onun için onu bir kopuş olarak da görmedim. Hani parlamentoda olduğum dönemde de gene, hı hı, Cumhuriyet Halk Partisi hangi konuda ne şekilde oy veriyorsa ona uyumlu bir şekilde devam ettik. Yani pek bağımsız milletvekili gibi davranmadık aslında. Parlamentodaki görev bittikten sonra da gene aynı şekilde tüm mücadele hatlarında yer aldık. Bu arada bir arkadaşımız Twitter'dan şöyle bir şey yazmış ODTÜ ile ilgili olarak. Biz bu konuyu 55 gün sonra duyduk. 55 gündür madem ODTÜ'de böyle bir mücadele vardı, niye haberimiz yok diye sormuş. Hemen bir cümleyle onu da açıklayayım. Aslında orada çadırlar kuruldu, evet. Basında haber oldu, bizler hep oradaydık, öğrencilerimize sahip çıktık. Hani onun belki gözünden kaçmış olabilir. Onu da söylemiş olayım Ayşenur Hanım. Şimdi zaten ODTÜ'de de CHP'li milletvekilleriyle yan yana gördüm sizi. Deminki soruma, evet, ve yanıtına, evet, dönecek olursak. Evet. 24 Haziran seçimlerinde, o seçim satım ailinde, sonra yerel seçimlerinde Ankara'da hep, evet, bir CHP militanı gibi ya da, evet, değil mi? Bir, evet, partili, evet, olarak tabii, vardı. Tabii. Şimdi CHP'de moraller iyi. Fakat AKP'de doğal olarak sıkıntı büyük. Yani bir kere Bahçeli ile her ne kadar Erdoğan hani mutlu mesut bir çift görüntüsü verse de arada şimşeklerin koptuğunu biz görüyoruz, hissediyoruz. Dahası yerel seçimler Ankara'sıyla, Ankara'da Melih Gökçe'yi gömdünüz sandığa, daha ne olsun? 25 i̇şte Antalya'sıyla 25 yıl sonra, evet, şaka mı yaka? İşte Antalya'sıyla, Adana'sıyla, Mersin'iyle muazzam bir başarı kazanmışken İstanbul'da bu başarı çifte zaferle sağlandı. Hani doğal olarak çok ciddi bir sonuç oldu. Şimdi bu sonuçları
masaya yatırıyorlar. Hı hı. Erdoğan milletvekillerini topladı. Onlara bir yandan anlatıyor. Hani bu işte davadan dönmek yok. İşte aslında biz kazandık, kazandığı nasıl izah ediyor bilmiyorum ama böyle anlatıp duruyor. Siz İstanbul, pardon Ankara'da siyaset kulislerinde çok aktifsiniz, sadece CHP'de de değil. AKP ve MHP kulislerinde neler konuşuluyor? Onlar bu sonuçları nasıl yorumluyor, okuyor? Şimdi öncelikle bu basına da yansıyan AKP'nin kapalı toplantısındaki züğürt ağa benzetmesinden yola çıkalım isterseniz. AKP'de milletvekilleri tarafında ciddi bir moralsizlik var ve diyorlar ki biz bakanlarla konuşamıyoruz, bağlantı kuramıyoruz. Herhangi bir sorun bize iletildiğinde biz bu sorunu çözebilmek adına işlevsel bir şey yapamıyoruz. Yapamazlar tabii Ayşenur Hanım, çünkü parlamentoyu o kadar pasifize ettiler ki bakanlar hakkında gen soru verilmiyor. Bakanlar artık halk tarafından seçilmiyor. Bir kişinin iki dudağının arasında her şey. Yani onlar parlamentonun hesap verdiği, parlamentoya hesap veren konumdan tamamen saraya hesap veren bir konuma geçtiler ve şu anda Recep Tayyip Erdoğan istese bir bakanlığı kapatır, yeni bir bakanlık açabilir, bir bakanı anında şu an için görevden, şu saniye görevden alabilir, onun yerine yeni birisini atayabilir. Yani her şeyin bu kadar merkeziyetçi olduğu bir yapıda tabii milletvekilleri de kendilerini muhatap olarak kabul edilmemesinden ciddi anlamda şikayetçiler. Şimdi çok hakikaten ilginç bir örnekti bu verdiğiniz. Bir AKP'li vekil, Kars milletvekili Yunus Kılıç Adısanı da var. Demiş ki köyü elinden alınmış züğürt ağa döndük. Herkes milletvekilinden bir şey bekliyor ama elimizde yetki yok. Tam cümlelerini okuyorum. Evet, bakanlar evet. Telefonumuza çıkmıyor. Bakanlara ulaşamayınca hiçbir şey yaptıramıyoruz. Milletvekilinin ağırlığı kalmadı demiş. Şimdi çok ilginç. Erdoğan ne demiş bunun üzerine? Ya züğürt ağa da kim demiş? Ben inanamadım. Türkiye'nin en iyi, Türk sinema tarihinin en iyi 20, 50, 100 filmi bütün listelere giren bir filmdir Züğürt Ağa. Şimdi oradan bir bölümü hem hatırlayın diye hem de üzerine tam da bir metafor olacak. Yağmur doğası meselesi. Onu konuşmak üzere bir kısacık izleyelim mi? Sonra kan ağlıyor, kapalı. İnşaat sektörü diplerde, otomotiv sektörü kepenk indiriyor. Yani o bulut geliyor, geçiyor başımızın üstünden. Habire dua ediyorlar ama olmuyor. Yağmur yağmıyor. Evet. Şimdi böyle olunca benzetmesi tam şöyleydi milletvekilin. Züğürt Ağa sonunda toprağını, köyünü satmaya kalkar, Haraptar köyünü. Hı hı. Biz ona döndük. Ağayız ama elimizde toprak kalmadı, güç kalmadı diye. Hı hı. Şimdi bu metafordan da hareketle bir Erdoğan iktidarını bir kısacık bize anlatın. Sonra da şu kadın meselesine bir gelelim. Şimdi daha önce parlamenter demokrasinin gene bir takım mükemmel işlemediği süreçler yaşamış olmakla birlikte hakim olduğu dönemde, yani 16 Nisan referandumu öncesinde, referandumdan sonra da çünkü o havaya girildi. Ama hiç şüphesiz asıl 23 Haziran 2017 seçimleri sonrasında Türkiye giderek parlamenter demokrasiden uzaklaşıp tek adam sistemine doğru evrildi. Öncesinde nasıl oluyordu parlamentoda? Grup başkan vekilleri yukarı aşağı doğru parmaklarıyla işaret ediyordu. AKP'li milletvekilleri çoğunlukla oy davranışlarını ona göre belirliyorlardı. Hatta ben diyordum ki hani kendilerini değil parmaklarını da vekil yapsa olabilirmiş gibi espri yapıyorduk. Ama yani şu anda tabii tamamen artık yasama faaliyetlerinin her şeyin bakanlar kurulu tarafından tespit edildiği, yapıldığı, onaylandığı, meclise de sembolik olarak getirtildiği şimdi bir süreç. Şimdi bunu biliyoruz ama bu sistem bize uçacaksın demişti. Evet. Demişlerdi. Yani ekonomik olarak dış politikadaki gelişmelerle birlikte falan ele aldığımızda yani o tabloyu belki
konuşmak gerekir. Yani kala kala elinde ne kaldı Erdoğan'ın? Şimdi uçtu. Kimileri diyor ki dini elinden alırsanız geriye bir şey kalmayacak. Evet. Neredeyse. Katılır mısınız bilmiyorum buna. Tabii yani onlar ayrı bir din yaratma telaşındalar. Orasını görüyoruz zaten. İşte biliyorsunuz cennette topu dağıtmaktan tutun AKP'ye oy verenlerin cehennemde yanmayacağına kadar çok ilginç bir takım cümleler duyduk biz seçim öncesi dönemlerde. Böyle bir dinimiz yok ama böyle bir dinden bahsedenler oluyor. Ama asıl benim vurgulamak istediğim şey şu. Evet bir uçuş var. O uçuş aslında AKP'yi koltuğundan kaldıracak olan bir uçuş olacak bana kalırsa. Ben 2017 yılında bir kehanette bulunmuştum ve Gökçek için demiştim ki Gökçek'in çöküşü AKP'den önce başlayacak. Hakikaten 2018 Eylül-Ekim ayında kendisi istifa ettirildi biliyorsunuz. Ondan sonra yaşadığımız süreçte de baktığımızda bir 31 Mart sonuçları sonrasında hepimizi gururlandıran 23 Haziran sonuçları ile birlikte bir kez daha gördük ki artık yavaş yavaş AKP seçmeniyle, MHP seçmeniyle partiler arasındaki o bağ kopuyor. Dolayısıyla bundan sonra bize düşen aslında bu ödünç oyları kalıcı hale getirmek. Kalıcı hale getirmek için de halkın içinde olmaya devam etmek, halkın sorunlarını dinlemek, çözüm önermeye devam etmek ve samimi, sahici, mış gibi yaparak değil de gerçekten de onların sesine ses katmayı, gücüne güç katmayı hedefleyen politikalar üretmek. Şimdi yani dini elinden alırsanız derken şu kastediliyor. Din adına siyaset yapmak, dini siyasete bir malzeme haline getirmek meselesinden söz ediliyor. Öyle bir hale geldi ki bakın çok vahim bir gelişme var. Yani hakikaten alarm çalacak bir şey. Şimdi Cemil Kılıç adlı bir ilahiyatçı daha önce Akit gazetesi ihbar etti resmen, görevinden alındı. Şimdi yetmiyor. Bakın kendisinin tweetiyle öğrendik bunu. Gerçekten anlamıyorum demiş. Başörtüsü İslami bir gelenektir ancak ilahi bir emir değildir. Yani Kur'an'da yer almaz. Evet almıyor yer. İslami bir gelenek hatta bir Arap geleneği bile diyebiliriz buna. Ya da bölge geleneği çünkü Yahudilerde de var, bu Ezidilerde de var. O bölgenin kadim 10 bin yıllık, 5 bin yıllık geleneği. Gelenektir ancak ilahi emir değildir diye görüşümü belirtiyorum. Savcı bana dava açıyor. Şeriat hukukuna geçtik de bir tek benim mi haberim yok diyor Cemil Kılıç. Gerçekten çok vahim. Yani şimdi bakın bir takım görüşler uç olabilir, öyle olabilir, böyle olabilir falan ama bir savcının, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet Savcısı denir onlara, her mesleğin başına konmaz Cumhuriyet adı. Cumhuriyet Savcısının böyle bir şey söyledi diye dava açması ne anlama geliyor Aylin Hanım? Üstelik halkı kin ve düşmanlığa yönelik olarak tahrik etmek suçuyla bir yargılama süreci başlatıyorlar. Üstelik. Tabii çok iyi ifade etmiş hani şeriat hukukuna mı geçtik diye. Yani artık şunu yapmasınlar sevgili Ayşenur Aslan. Biz kadınları böyle başı açık, başı örtülü diye ikiye ayırmaktan vazgeçsinler. Hak arama dediğimiz mücadele bütüncül bir mücadeledir. Dolayısıyla biz burada samimi bir duruş sergiliyoruz. Diyoruz ki ne bileyim şort giydiği için Ayşegül Terzi'ye tekme atılıyorsa orada da onun yanındayız. Ama hatırlayacaksınız bir donmuşta başörtüsü olan bir kadın kardeşimizin başörtüsü zorla başından çıkartılmaya çalışılmıştı. Onun da yanındayız. Artık biz bu konuları geride bıraktık ama öyle görünüyor ki AKP'nin malzemesi tükenmiş. Onun için yeniden başörtüsü üzerinden kendi bir mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Ama ortada böyle bir mağduriyeti yaratacak bir iklim yok. Öyle bir çaba var ki bakın gene yeni Akit gazetesi bu sefer Cem Yılmaz'ı hedefe koymuş. Efendim güya Cem Yılmaz... İşte İstanbul'un en gözde eski otellerinden biridir. Bebek Otel'de otelin ortağıymış ya da sahibiymiş. O otelde de kapalıları almayın diye başörtüsü düşmanlığı yapılıyormuş. Cem Yılmaz yanıt verdi. Dedi ki
sevgili takipçilerim, hatırı sayılır bir sayıdasınız, hakikaten öyle. Size bu haberi şu sebeple duyuruyorum. 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiçbir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Otel'de benim değil. Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon demiş. Operasyon yazık. Arkasından da şöyle bir resminlik paylaştı. Başörtülü Cem Yılmaz. Yani hakikaten güleceğiz ama gülemeyeceğiz. Çünkü resmen operasyon. Bu noktaya geldi iş. Yani bu öyle gösteriyor ki AKP yeniden kutuplaştıran, yeniden ötekileştiren o dışlayıcı siyaset anlayışına sarılma hevesinde. Neden? Çünkü kendi tarafında ciddi çatırtılar var. Yani artık lime lime bir dökülme söz konusu. O da ancak böyle kendi tarafını konsolide edebileceğini düşündüğünden olsa gerek. Hani bir laf vardır. İflas eden tüccar eski defterleri kurcalar diye. Onlar da dönüp dolaşıp tekrar acaba ben buradan kendime bir çıkış yolu bulabilir miyim tavrı içindeler. Tabii olan Cemil Kılıç'a olmuş bu aşamada. Elbette biz bu süreçte yargılanma sürecinde de onun yanında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız. Buradan da onun taahhüdünü vermiş olalım. Şimdi dün bir gazeteci arkadaşım... Yani hani iktidara yakın mısınız değil misiniz? Bu kadar da net de bir tablo var ya ortada. Zafer Arapkirli işte mahkemeye çıktı. Nurettin Yıldız diye bir varlığın 6 yaşında da kız çocukları evlenebilir sözünü kınadığı için Twitter'da. Evet. Şimdi o Nurettin Yıldız kadınlar için... Başka şeyler de söylüyor. Çok kısa onu da paylaşayım. Sonra bir kadın meselesinde neredeyiz? Bir kadın, bir anne olarak bize anlatın lütfen. Bakın diyor ki Nurettin Yıldız, kadınlar diyor, ey kadınlar diyor, dayak yemediğiniz için diyor şükretmeniz lazım diyor. Vallahi diyor. Evet. Bu ne yani? Bu ne? Çok cümlesi var. Yani ben şu ana kadar buraya gelmeden önce avukatımla konuştum. 7 kez suç duyurusunda bulunmuşum kendisiyle ilgili olarak. Bu kişi hakkında. Tabii tabii Nurettin Yıldız'la ilgili. Her seferinde basın açıklamaları da verildi. Sevgili Ayşenur Aslan, bir tanesi özellikle çok enteresan. Dosyayı gönderdik. 24 saat geçmeden takipsizlik kararı alındı. Jet hızıyla, daha dosyanın mürekkebi kurumadan. Hani Türkiye'de adalet sistemi tıkır tıkır çalışır da o zaman anlarız ama yıllardır bekleyen dosyalar varken 24 saati doldurmadan. Bitmeleri gerekiyor. Ve enteresan olan şey şu, kimin de düşünce ve ifade özgürlüğü kılıfı altında takipsizlik kararı veriyorlar, bu kişiyi aklıyorlar. Ama iki dosyamızda kendisiyle ilgili olarak basın özgürlüğü kararı verildi. Kendisi bir gazeteci mi? Ben hani sorarım size. Bu Zafer Arapkirli'nin lafları peki niye yargılama konusu? Evet, ona gelince düşünce ve ifade özgürlüğü olmuyor. Ancak Nurettin Yıldız'a karşı siz herhangi bir dava açtığınızda kendisi kesinlikle AKP'nin bir yargı koruma zırhı içerisine alınmıştır. Ancak ben onu kimin koruduğunu da açıkladım. Bundan yaklaşık 2 yıl önce bir basın açıklaması yaptım. O dönemde bu ismi açıkladım. Çünkü bu isim çok kritik görevde olan bir isim. Bu isim şu anda daha da terfi etti. O dönemde Adalet Bakanı Müsteşarı olan Selahattin Menteş. Çünkü Selahattin Menteş'in, Nurettin Yıldız'ın bu tarz konuşmalarını paylaştığı, retweet ettiği, beğendiği belgeli olarak da görülmekte. Şimdi bu kişi geçen hafta Anayasa Yüksek Mahkemesi üyesi oldu. Yani oradaki 13 üyeden biri konumuna getirildi. Ama yani aslında ben de niye şaşırıyorum bilmiyorum ki. Şaşırdığıma şaşırıyorum bazen. Bakın yol arkadaşı birinci bölümde bir kısacık söz etmiştim. Mehmet Metiner, eski AKP milletvekili. Erdoğan'la baş başa arabasında, makam arabasında uzun süre birlikte yolculuk yapıp sohbet edecek kadar yakında bir isim. 1990'ların başındaydı galiba. Pardon, 2000'lerin başında. Yemyeşil Şeriat, Bembeyaz Demokrasi diye bir kitap yazdı. Şimdi o kitabın bu ikinci baskısının da nedense böyle bir yeşil başörtülü kadın seçmişler, koymuşlar. Bütün dertleri kadın çünkü beyefendilerin. Şimdi diyor ki o kitapta 1980'li yıllar Tayyip Erdoğan Refah Partisi'nin
İstanbul İl Başkanı, yani siyasete atılmış Erdoğan. Genç, inançlı ve hırslı bir politikacı. Politika onun için İslami devlete giden yolda sevap kazandıran uğraş sadece. Mehmet Metiner yazıyor bunu. İçeriden bildiriyor. Diyor ki, kadınların siyasal çalışmalar içinde yer almasına kerhen razı olan Erdoğan, kadınların da tıpkı erkekler gibi seçme ve seçilme haklarının bulunduğuna dair yaptığımız tartışmalarda seçme hakkı olabilir ama seçilme hakkı asla deyip ayak direyenlerin safında bulunuyordu demişti. Yani Nurettin Yıldız gibi düşünüyor aslında Erdoğan. Ama demek ki bizden bunu saklıyor. Mehmet Metiner yazmasa bilemeyeceğiz. Aslında tüm söylemlerinde de bunu açık ediyor sevgili Ayşegül Aslan. Yani, bu zaten, açıklıkla söylemiyor sadece ama ediyor. Doğru. Ama yani ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum demesinden tutun da anne olmayan kadın yarımdır demesine, ya, eşitlik işin fıtratında yok demesine, iş arayan kadınlara evde iş mi yok diye hitap edilmesine, göz yummasına kadar direkt zaman zaman kendisi direktse birlikte çalıştığı ekibinden o kadar fazla ayrımcı, o kadar fazla cinsiyetçi sözler duyduk ki biz bugüne kadar. Biliyoruz ki onların gözünde kadın iki cinsiyetten biri değil, ikinci cinsiyet konumunda ve sadece ve sadece itaat et, rahat et kültürüyle erkeğe hizmet etsin, geleneksel roller içerisine dahil olsun, öyle çok fazla sesini çıkarmasın. Yani onların meclisteki kadın parlamenterlere karşı da bakış açıları ne yazık ki böyle. Yani cici kadın olsun, sessiz kadın olsun ve böylelikle de onlar hayata geçirmek istedikleri tüm erkek egemen politikaları tek 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 uygulayabilsinler. Böyle bir bakış açısı var. Ama Nurettin Yıldız şunu mu söylemek istiyor? Yani kocaların sizi dövünce sabaha kadar şükredin derken öldürmediğine şükredin mi diyor? Bakın Haziran ayında 84 kadın öldürülmüş mesela. Evet. Vahim ötesi rakamlar artık. Her gün en az bir kadın öldürülüyor demek. Nurettin Yıldız'ın başka bir cümlesi daha var. O konuda da suç duyurusunda bulunmuştum. Deşarj olmak için yapıyor diyor. Yani ay, erkeğin deşarj olmaya ihtiyacı var. Hani döver. Bu hani anlaşılabilir bir gerekçe anlamında söylüyor bunu. Tabii bu zihniyetle bizim hiçbir şekilde tartışabileceğimiz bir şey yoktur. Yani bu tamamen yobaz bir bakış açısıdır. Ben İsmail Kahraman'a da yobaz dediğim için hakkında devam eden bir dosya var bu arada, bir dava var ama bu kişilerle bizim sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü laikliği yok etmek isteyenlerin hedefinde her zaman kadınlar var. Şimdi şunu soracağım, siz siyasetçisiniz. Evet. Yerel seçim, genel seçim, evlere gidiyorsunuz, sokaklardasınız, seçmenle, insanlarla birebir konuşuyorsunuz. Bakın İstanbul'daki 23 Haziran seçimlerinin analizinde, KONDA'nın analizinde çok çarpıcı bir unsur vardı. Sofular bile demiştim. Kendisini insanlar inançlı, dindar ya da sofu diye kategorize ediyorsa şayet, hangi kesim ne kadar oy vermiş diye. Bakın sofuların, kendisini sofu diye niteleyenlerin bile %20'si İmamoğlu'na vermiş. İnançlı diyenlerin mesela %70'i gene vermiş. Daha doğrusu İmamoğlu'na oy verenlerin öyle önemli bölümü inançlıyım diyor. Çok önemli bölümü dindarım diyor. Sofular bile dedik. Sizin sokaktaki izleniminiz ne? Yani bu palavralar diyeceğim. bu belli ki siyasi amaçlı yalanlar tutuyor mu? Karşılık buluyor mu hala? Şimdi ben kadınlarda özellikle sokakta neyi gördüğümü çok net söyleyeyim. Her biri can derdinde Ayşenur Hanım. Yani şu anda Türkiye'de bir cins kırım yaşanıyor. Ve TÜİK bile hani ne kadar rakamları değiştirerek verdiğini biliyoruz. İktidarın hoşuna gidecek şekilde değiştirerek verdiğini biliyoruz. TÜİK bile yaptığı araştırmada şunu tespit etmiş. Türkiye'de her 10 kadından 4'ü kendisini güvende hissetmiyor. Siz bunu
9'u diye düşünebilirsiniz TÜİK rakamlarında böyle çıkıyorsa. Ay, 4 bile Türkiye'de yüksek. Her iki kadından biri kayıt dışı çalışıyor. Türkiye'de çalışma hayatının içerisinde olabilecek, çalışma hayatı yaşında olan her 10 kadından sadece 3'ü çalışıyor. Türkiye'de kadınlar her türlü ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyorlar. Ve özellikle çocuk yaşta zorla evlendirilenler konusu biliyorsunuz bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Biz çocuk gelin ifadesini kullanmıyoruz. Öyle mi? Evlilik yaşta zorla evlendirilenler diyoruz. Hı. Çünkü çocuktan gelin olmaz, bu bir. İkincisi, çocuk yaşta bir insanı evlendirmenin adını koyalım. Bu düpedüz bir şiddettir. Bir insan haklarına aykırı bir uygulamadır. Bakın, kadına yönelik şiddetin türleri vardır. Cinsel şiddet, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet. Şu anda Türkiye'de TÜİ'ye göre bile her üç kadından birisi hayatı boyunca en az bir kez şiddete uğradığını itiraf ediyor. Böyle bir ortamda, yani kadınların bu kadar şiddet gördüğü, hayatta kalma mücadelesi verdiği, emeğinin karşılığını alabilmek için çalışma hayatına katıldığı ama orada kayıt dışı çalıştırıldığı, eşit işe eşit ücret almadığı, iş güvenliğinin, iş güvencesinin olmadığı, çalışma hayatına atılmak için var olan engellerin, önündeki engellerin kaldırılmadığı bir ortamda elbette o da kendi gözleriyle bir takım şeyleri görüyor ve ona göre de değerlendirme yapıyor. Ben niye bu noktaya geldim? Bırakın yeni haklar kazanmayı, biz son 17 yıldır var olan haklarımızı kaybetmeme mücadelesi veriyoruz. Yani bunun da farkındalar diyorsunuz. Kesinlikle farkındalar. Ve tabii şunun da altını çizmek gerekiyor. Değil Türkiye'de, tüm dünyada da yoksulluktan ve yoksunluktan her zaman en fazla zarar gören kesim tabii kadınlar ki ve çocuklardır. Bu savaşlarda da böyle olmuştur. Özellikle ekonomik krizlerde de böyle olmuştur. Onun için şu anda kadınlarımız, Türkiye'de kadınlarımız eziliyor. Kadınlarımız can derdine düşmüş durumda. Mesela TÜİK'in verileri çarpıttığından bahsettim ya, şöyle bir şey yapıyorlar. Yaşlı bakımı için kadınlara bir ücret ödüyorlar, onları sigortalamıyorlar. Ancak onları işsizlik verilerinden düşüyorlar. Hı hı. Yani sanki çalışıyormuş gibi. Ya da kadınları bir günlüğüne, yarım günlüğüne bursiyer, kursiyer olarak işe alıyorlar, işsizlik verilerinden düşüyorlar. Tüm bu çarpıtmalara rağmen şu anda Türkiye'de üniversiteli kadın işsizliği OECD ülkelerinin ve Avrupa Birliği ülkelerinin 4 katı biliyor musunuz? Evet. Müthiş bir işsizlik var. Aynı zamanda tabii ev emekçisi kadınlarımıza da haklarını iade etmemiz gerekiyor. Onların da evdeki ürettikleri değerlerin, emeğinin karşısını alamamasının ve sosyal anlamda itibar görememesinin ve hayatın her alanında var olma hakkının gasp edildiğini vurgulamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de emeğinize sağlık. Bu konudaki çalışmalarınızı biliyorum. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Efendim, pazartesi günü 15 Temmuz. Önce unutanlar vardır. 15 Temmuz tatil yapıldı. Çünkü 15 Temmuz iktidar için sığınabileceği son sığınak gibi kaldı. Yani 15 Temmuz mağduriyeti üzerinden yürüdüğü için iktidar kaç yıldır elbette çok büyük şeyler olacak. Ben de pazartesi günü 15 Temmuz'un anlatılmayan yüzünü sizlerle paylaşacağım. Barış Terkoğlu ile, bu konudaki araştırmalarıyla yakından bildiğiniz bir isimle. Yanı sıra haftaya Canan Kaftancıoğlu, Gezi davası tutuklu sanık Osman Kavala ile ve Selahattin Demirtaş'ın üç önemli davası var. Her biri ayrı başlık masaya yatacak. Görüşelim, birlikte olalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sağ olun.